Enflasyon, artan vergiler, fahiş yükselen kiralar, vatandaşın bütçesi yanarken acil ve insani ihtiyaçları dahi karşılamaya yetmeyen maaşlar için eylem üstüne eylem yapılıyor. Özellikle emekliler için ses yükseltiliyor. DİSK ise çalışandan alınan verginin patrondan alınmadığını söyleyip dilim dilim soyuluyoruz diyerek vergi adaletsizliği için meydandaydı. Yapılan zamlar yeri ağrısın. Her şey çok pahalı. Çocuklarımıza süt bile alamıyoruz. Nasıl alacağız? Asgari ücretle geçiniyoruz. Evlerimiz kira. Seçimin hemen sonrası yapılan vergi artışları, iğneden ipliğe gelen zamlar, eriyen maaşlar. Tepki büyük. Sendikalar, partiler bir kez daha alanlara indi. O alanda AK Parti'ye oy verenler de tepkiliydi. Asgari ücret 10,5 milyar. 10,5 alıp da 10 milyar kira. Nasıl geçinecek millet? Biz ona reis diye oy veriyoruz. O da milleti iyice eziyor. Olmaz. Bir daha da oy alamaz. Benim eşim emekli. 7500 maaş alıyor. Ve evim kira. Lütfen Cumhurbaşkanı'na söyleyin. Buna bir düzenleme getirmesini istiyorum. Milyonlarca işçiyi ve emekçiyi açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edenleri uyarıyoruz. 9 milyon emekliyi 7500 lirayla yaşamaya mahkum edenleri uyarıyoruz. Artık yeter. Zamını al başına çal. DİSK Türkiye'nin dört bir köşesinde zamları protesto etti. CHP İzmir'de, İYİ Parti Ankara'da sokaktaydı. Maaşlara yapılan zamlarda en çok mağdur olan kesim emekliler, meydanlardan ses yükseltti. Memur emeklerine %25 zam verdi. Ya Allah aşkına biz aynı bakkala gidiyoruz, aynı markete gidiyoruz. Memura sütü alırken 50 lira deyip de bana 30 lira mı diyor? 12 senedir emekliyim. Aldığım para 7600 lira. Kira kaç lira? 9000 lira. Ne yiyeceğim benim? Açım, aç. Niye sevmiyorlar? Ne yaptık biz ya? Verilen %25 zamma tepki gösteren emekliler bir düzeltme beklerken tüm bu çağrıların üzerine yapılan ÖTV ve MTV artışlarına da öfkeli. Çünkü az kazanandan da aynı vergi alınıyor, çok kazanandan da. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. Milyonlarca işçi yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için çok ciddi bir biçimde gelir kaybına uğruyoruz. Patronların vergileri sıfırlanırken biz dilim dilim soyulmaya devam ediyoruz. Hakkaniyetsizlik, adaletsizlik, vicdansızlık olmaz bu kadar ya. Emekli, işçi, zamlar geri çekilsin, vergi adaleti sağlansın, maaşlarda iyileştirme yapılsın diyor. İktidara her gün seslerini duyurmaya çalışıyorlar.